Evet, rüyada yılanı başa aldık. Yılanın başı bitmedi çünkü. Türkiye'de en çok sorulan sorulardan en başta yılanmış. Mesela bir izleyici rüyasında çocuğunu yılanın boğduğunu görmüş. Rüyada çocuğunu yılanın boğması, aslında çocuğunun hastalıkla alakalı kaygı ve endişesi varsa rahata erince ileride çok iyi bir meslek sahibi olacağı ve çocuğuyla alakalı çok büyük başarıların elde edeceğini görmüştür aslında rüyasında. Rüyada yılanın bir başkasını boğduğunu ve ısırdığını görmek, kadın ya da erkek fark etmiyor. O dönem ailesinde yaşça olgun birinin vefat edeceğini, kendi işleriyle alakalı çözmesi gereken sıkıntılarının bir sene içerisinde gördüğü rüyadan bir sene sonra çok büyük bir aydınlığa ve arazi, toprak yatırımına gireceğini gösterir ama aileden birinin vefat edeceğini de uyarısını veririz. Rüyada yılana sıkı sıkı sarılmak, yani yılan rüyada sıkı sıkı sarılmış olduğunu görüyor. Bu da aslında ortaklı işlerin ayrılıp ortaklı olan malların bitmesini temsil eder. Bu yüzden rüyada ısırmak, sarılmak, öpüşmek, koklaşmak, boğmak, boğulmak parayı temsil eder. Bunun kısa ve öz cevabı budur. Bir sürü yılanlar yok. Karın o kadar çok rüya görmüş ki. Yani yılanlarla yatıp kalkmış, yılanlarla. Rüyada çok yılanların oluşumu. Yani yılan paradır. Hala buradaki insanlar bunu anlıyor. Yılanın, istiyorsan küçük görün, istiyorsan kobra yılanı gör, istiyorsan kobranın alasını gör, hiç fark etmiyor. Yılan, gelecek hayatınızda ailede sağlık problemleri varsa ya da ailede yaşanan çocuğunuzla ilgili, kariyerle ilgili korkunuz varsa, yeni bir iş atılmaktan korkuyorsanız ya da efendime söyleyeyim, sevgilinizle ilgili gelecek planı yapmıyorsanız bile hayatı bütünleştirmek. Rüyada yılanla konuştuğunu görmek. Allah'ım ya Rabbim. Tamam, rüyada ben görmediğimce şimdi şaşkınlıkla bakıyorum. Rüyada insan yılanla nasıl konuşur? Evet, rüyada yılanla konuşmak aslında kendi kendine parasıyla ilgili zarar verdiğini, kendi kendine yaptığı paraların ona sıkıntı yaratacağını gösterir. O yüzden kendi yatırımlarına dikkat etmesi gerekiyor. O kadar mıydı?